Yeni YouTube kanalı açtım. Organ Mafyası 0 diye. Yeni YouTube kanalımın adı Organ Mafyası 0. Linkini paylaşırım. Bugün sizinle Pokemon hakkında konuşacağız. Pokemon'u ben yaptım. Pokemon'un type chart'ı yanlış. Burada biraz düzeltilmiş bir başka type chart görüyorsunuz. Şimdi şurada matematik var. Gördüğünüz gibi. Burada da matematik var. Yani bu, bakın şu sayıyı değiştirince gördüğünüz gibi bu sayılar değişiyor. Şu sayı da değişti gördüğünüz gibi. Anca 1024'te toparlıyor. 256'da bu tam olur. Aynen. Numaralı bir Pokemon type chart yaptık. Burada Pokemon türlerinin stat toplamını görüyorsunuz. Son gelişimdeki hallerinin. Genellikle büyükten küçüğe doğru sıraladım. Burada da bu tür Pokemon'daki legendary olmayan en güçlü Pokemon'un statlarını görüyorsunuz. Mesela burada Snorlax var 540'ta. Bunlar Ejderha. Bu Metagross. Bu da Metagross. Bu Tyranitar. Ejderha'da da var Dark. Bu da Tyranitar. Bu da Ejderha. Bu Ejderha. Bu da Ejderha Fight Pokemon'u var. Kommo-o diye o. Bu da son çıkan Ejderha Ghost Pokemon'u var. İsmini unuttum. Dracapult mu ne, öyle bir adı var. Gördüğünüz gibi bu bir type chart. Şimdi videoyu test edeceğim. Biraz videoya ara vereceğim. Videoda biraz sorun var. Şöyle mikrofonu ağzımı mikrofona sokmazsam sesim çıkmıyor. Bu pozisyonda da ekranı göremiyorum. Kamerada benim suratımı çekmez. Zaten facecam açık değil. Ekranı çekiyoruz bu sefer. Şimdi burada görmüş olduğunuz type chart boşluk olmayan type chart. Yani burada bütün hücrelere bir sayı yazmak istedim. Amaç buydu. Grass Pokemon'larını normale karşı zayıf yaptım. Bu yüzden başka zayıflığı yok. Sadece normale zayıf. Grass teknikleri de, şimdi Grass Pokemon'ları çok hileli olunca Grass tekniklerini nerflemek için şöyle yaptık. Şimdi bu efektif vurduğu şeyler var. 8 taneymiş. Bak burada sayısı yazıyor. Kaç kişiye efektif vuruyor. Burada kod yok ama. Bunları sayıp yaz. Onun kodunu yazmak zor, ben bilmiyorum. Buradaki ikileri say, burada kaç tane iki varsa buraya sayısını yaz diye kod yazmak gerekiyor. Yani bakın şuradan yapabiliyorsunuz. Burada değişik değişik şeyler var. Yani burada mesela karekök alma var. Sayının karekökünü alıyor falan. Mesela ne var burada? Veri tabanı desek. Herhalde sayıyı arıyor ve o sayıları söylüyor. Kaç tane olduğunu. Buradaki sayı neydi? Ha bu şey. Bu type'da kaç tane Pokemon var demek. Mesela oyunda en çok olan Pokemon su türüdür. 144 tane su Pokemon'umuz var. Suların stat ortalaması 513. Sonra 115 tane normal Pokemon'umuz var. Bunların stat ortalaması 486. Normal Pokemon'ları daha ezik, daha güçsüz. 108 tane bitki Pokemon'umuz var. Bitki Pokemon'ları çok çöptür normal oyunda. Ben bunu düzeltmeye çalıştım, bitkileri çok hileli yaparak. Kimse bitki kullanmıyor diye. Gördüğünüz gibi stat toplamı 507. Güçlü değiller. Bayağı güçsüzler aslında baktığın zaman. En güçsüz Pokemon türlerinden birisi bitki. Bug rekora gidiyor. Stat toplamıyla. Sadece 84 tane bug Pokemon'umuz var. 84 çok az bir sayı değil. Kaçıncı sırada olur? 1, 2, 3, 4, 5. sırada. 5. en çok bulunan Pokemon türü bug. Buraya ses Pokemon'larını ekledim. Ses Pokemon'larına matematik yapmadım. Çünkü üşendim yani sürekli matematikle kopyala yapıştır yapmaktan. Matematik olayı şöyle çalışıyor bakın. Çok garip bir şey söyleyeceğim. Bunun böyle çarpımıyla bunun böyle çarpımı her zaman aynı sonucu veriyor Sudoku'da. Çünkü bu bir Sudoku tablosu. Bunun yanı sıra çarpma yerine toplama çıkarma da yapabilirdim. 0,5'leri eksi 1 yapardım. 2'leri artı 1 yapardım. Daha kolay olurdu. Hani kaç tane resistans var, kaç tane zayıflık var anlamak açısından. Çünkü böyle çarpınca 0,5, 0,25, bu 0,25 aslında. Buraya sığmadığı için 3'e yuvarlamış. Sığdırdığınız zaman sayı değişiyor. Değişmedi. Allah Allah. Tırsak bunu sıfıra yuvarladı. 0,3 yaptı. Sistemin bug'ları arkadaşlar. Bazen 0,3 gösteriyor. Bazen 0,25 gösteriyor. Bakın. Burası 0,25.
Bu 12,5 olur. 12,5. 12,5 6,75'e düşer. 6,75'te 3 nokta, bu 0,3'müş gerçekten ya, evet. Şurada 0,25 var. Arada bir sıfır fark var bakın. Şimdi gelelim Pokemon type chart'ımıza. Bu Pokemon'lar güçlü olduğu için bunları yukarı koydum. Ejderhadan sonra en güçlü Pokemon türü pisişik gelir. Sonra çelik. Sonra dark galiba. Dark değil, şey geliyor. Ateş Pokemon'ları çok güçlüymüş. 539-533. Ateş Pokemon'ları daha güçlü. Dark'ı güçlü saydık. Şu çok gariptir mesela. Ateş bir starter türü olmasına rağmen en güçlü 3. 4. Pokemon türü. Bitki de en güçsüz. O da starter Pokemon türü. Yani niye ateş Pokemon'uyla başladığımızı anladınız mı? Bir de ateşler hilelidir. Böyle söyleyeyim. Ateşler ejderhaya güçsüzdür. Pisişiğe normaldir normalde. Stile karşı güçlüdür. Dark'la alakası yok. Taşa zayıftır. Flying'le alakası yok. Toprağa zayıftır. Fight'la alakası yoktur. Ghost'la alakası yoktur. Ateşe karşı dayanıklıdır. Bug'a güçlüdür. Fairy'ye resistansı vardı galiba ateşin. Öyle olabilir. Suya zayıftır. Elektrikle alakası yoktur. Buza güçlüdür. Poison'la alakası yoktur. Grass'a da güçlüdür. Yani ateş Pokemon'ların güçlü olduğu şeyler çok fazla. Zayıf olduğu şeyler çok az normalde. Bu yüzden çok hilelidir ateş Pokemon'ları. Ateş takımları iş yapar yani. Rahatlıkla bir ateş Pokemon'u ateş yeteneği kullanabilir. Hani mesela toprak Pokemon'ları uçan şeylere vuramaz. Her zaman yedekte bir kaya büyünüz olur. Uçan bir şey görürsem taş atayım kafasına diye. Ateş öyle değil. Ateş rahattır yani. Pek çok şeye yüksek hasar verir. Zayıf olduğu çok az şey vardır. Ateş büyüleri bir tek kayaya vurmuyor, toprağa vurmuyor, ejderhaya vurmuyor, bir de ateşe vurmuyor. Yani bir tek kaya, ejderha, toprak sizin için sıkıntı ateş kullanıyorsanız. Hileli yani ateş türü Pokemon'lar. Normal oyunda. Gördüğünüz gibi bitkimiz normale zayıf. Başka bir sürü rezistansı var. Şuradaki sayı o kadar sayı ki, evet sıfır gözüküyor. Ancak 256 falan toparlıyor bu sayıyı. Burada da toprağın vurduğu hasarı görüyoruz. 8 tane şeye efektif vuruyor. Hileli olmasın diye ben bitki Pokemon'larını 0,5 vuruyor yaptım her şeye. Bayağı bir 0,5 var. Bu yüzden damage ortalaması 0,25'e düşüyor. Yani bitki büyüleri kötü. Bitki Pokemon'larına bitki büyüsü öğretmemek gerekiyor bu metada. Yine de 8 tane şeye 2 kat vuruyor. Poison'a geçelim. Poison ejderhaya vuruyor. Normale vuruyor. File vuruyor. Defansif olanlar bu tarafta böyle defansif. Böyle saldırı. Ben ters çevirdim type chart'ı. Yukarıdan aşağı saldırı, soldan sağa defans gösteriyor. Benim type chart'ım. Çünkü Pokemon'ların önce defansını hesaplamak lazım. Type'ınızı değiştiremezsiniz ama başka type'tan move kullanabilirsiniz. Yani bir zehir Pokemon'u su büyüsü, bitki büyüsü atabilir. Ama her zaman zehir Pokemon'udur. Her zaman pisişikten hayvan gibi hasar yer. Normal oyunda pisişik şey poison'lar hilelidir. Ancak poison'ların zayıflığı pisişiğe zayıf olmasıdır. Bunun dışında bitkiye güçlüdür. Toprağa zayıftır. Dövüşe güçlüdür. Yani çok fazla ateşle suyla ilgisi olmadığı için zehir Pokemon'ları tercih edilmez. Çeliğe vuramazlar mesela normal oyunda. Benimkiler çeliğe süper efektif vuruyor. Çünkü çeliğe asit atıyorlar, çeliği eritiyorlar. Benim oyunum öyle. Değiştirdik Pokemon'u yani. Zaten değişmesi gerekiyordu. Pokemon type chart'ı baştan yapmamız gerekiyordu beyler. Buradaki type chart ama asıl type chart değil. Şu type chart'ı ben daha çok beğendim. Bunu sonradan yaptım. Buradaki type chart'ın amacı elementleri boş geçmemek. Bakın burada 9-8-8-9-9-9 diye gidiyor. Bunlar saldırı güçleri. Buradaki type chart'ta 6 var, 7 var ağırlıkla. Yani burada daha az 2 var. Bu type chart daha sakin bir type chart. Daha ezberlemesi kolay bir type chart. Bakın boşluklar var bir sürü. Diğer type chart'ta boşluk yok. Her yer dolu. Yani boşluk bulamıyorum şu an. Bunu yapmak daha zordu. Bir de burada stat ortalamasına göre sıraladım Pokemon türlerini. Gördüğünüz gibi buradakiler 2, buradakiler 1. Yani şu yüksek stata bakmadım da şuradaki stat ortalamasına baktım. Çünkü şunu fark ettim. Bu 600'lükler zaten çok zor bulunan Pokemon'lar. Zaten o Pokemon'lar yasak normalde. Ve Ghost Pokemon'ları normalde çok düşük statlı. Sadece bir tane ejderha var. Onun dışında Ghost'lar bayağı düşük. Neyse şu type chart'a geçecek olursak
Burada ejderlere vuran bir zehir Pokemon'umuz var. Ejdere normale, çeliğe akıyor. Uçan Pokemon'lara hasar veriyor. Çünkü yılanlar kuş yer. Bu yılanımız da kuş yiyor. Yani Ekans, Arbok kuşları yer. Bunlar gelincik Pokemon, yırtıcı Pokemon. Dövüş Pokemon'larını da zehirliyoruz beyler, dövüşemesin diye. Öceği, Fairy'yi zehirliyoruz. Elektriğe karşı zehiri güçlü yaptım çünkü boşluk vardı. Zehire elektriğe dirençli yaptım ve elektriği zehire güçsüz yaptım. Boşluk olduğu için. Bir de elektrik Pokemon'ları genellikle faredir, Pikachu'dur. Pikachu'ya benzeyen Pokemon'lar vardır. Zehir Pokemon'ları genellikle yılan olduğu için fareleri yerler. Öyle düşündüm. Burası boş. Zehire bir vuruyor. Şimdi bakın, bir Pokemon kendisine bir vurduğu zaman başka bir yerden rezistans alabiliyor. Hilesi orada. Şimdi mesela bu bitkinin bitkiye rezistansı var. Bu da insanlara bitki kullanmayın gibi bir mesaj veriyor. Buz buza 2 vuruyor. Elektrik elektriğe normal. Suyun suya rezistansı var. Fairy'nin Fairy'ye rezistansı var. Bug'ın Bug'a rezistansı var. Ateşin ateşe rezistansı var. Aslında Bug'a 2 vuracaktı. Onu yapamadım. Boş yer kalmadı. Mecburen başka bir şeyden 2 hasar yesin diye Bug'ı kendisine rezistanslı yaptım. Fakat Bug'lar normale 2 vuruyor bu metada. Diğer metada da Bug'ın normale rezistansı var. Yani Bug Pokemon'ları o kadar kötü ki anca normale rezistanslı yapınca toparlanıyor. Çünkü 471 stat nerede? 625 stat nerede yani? Arada uçurum var. Hiçbir böcek Pokemon'u ejderhayı falan yenemez yani. Uzun uzun type chart'ı anlatmamız gerekiyor şimdi, bağıra bağıra konuşarak. 13 dakika olmuş bu video. Aslında ilk part için yeterli. Boş ver ama devam edelim. Yoruluyorum bu arada konuşurken çünkü mikrofon uzakta. Mikrofona yaklaşmam lazım konuşmak için. Zehir Pokemon'ları işte yine bitkiye güçlü. Buza zayıf. Buza zayıf yaptım zehri nedense. 9 tane şeye zehir süper efektif vuruyor. Buzlar 9 tane şey süper efektif vuruyor. Kendisine de süper efektif vuruyor. Buzlar sıkıntı. 4 damage multiple ayırı var. İyi yani buzlar. Neyse, zehire geçelim. Elektriğe rezistanslı. Water'a karşı çok vuruyor zehirler. Zehirler, sudan çok hasar alıyor. Çünkü su zehri yıkayabilir. Yani zehir Pokemon'ları duman attığı için, asit attığı için su zehri yok ediyor. Bir de denizde yaşayan canlılar zehirlere karşı daha dayanıklıdır, kara canlılarına göre. Ama denizdeki canlılar ayrıca daha zehirli oluyor. Yani aslında su Pokemon'ları zehirli sayılabilir ve zehre dayanıklı sayılabilir. Bu yüzden zehre akıyorlar. Fairy'ye Bug'a karşı güçlüyüz. Ateşe Ghost'a çok vuruyoruz. Şöyle şimdi, normalde ateşten Ghost'tan çok hasar veriyoruz. Hasar yiyoruz. Ateş zehir Pokemon'ları zaten patlatır. Zehir Pokemon'ları yanıcı maddedir. Ghost Pokemon'ları da zehre karşı dayanıklıdır. Zaten onlar da zehir Pokemon aslında. Dolayısıyla zehir Pokemon'ları Ghost'ta zayıf olabilir pekala. Bir şey olmaz. Çok zayıflık yaptım ki çok rezistans olsun. Yani maksat şu. Ghost bir şeye 2 vursun diye. Ghost'un şu an saldırısı 8. Düşük yani. 9'a tamamlamak lazım. 7'ye düşebilirdi bu Ghost'un saldırısı. Eğer Poison'a süper efektif vurmasaydı. Yani millet Ghost tekniği kullansın diye ben bunu yapıyorum. Farklı kategorilerde teknik kullanın diye bütün tekniklerin saldırısını eşit tutmaya çalıştım. Şuradaki rakamlar gördüğünüz gibi. Bunlar tekniklerin saldırısı. 2x vurduğu element sayısı. O yüzden gereksiz yere bir sürü weakness var, damage var. Çok sorgulamayın. Bu type chart'ın amacı boş yer bırakmamaktı. Aynı zamanda da dengeli olmasıydı. Bakın buradaki sayılar çok önemli. Bunların hepsi normalde 1 olmalı. Buradaki grass Pokemon'u işi bozuyor. Bir de bakın type chart'ımızın ortalaması 0.5. Bu şu demek? Dual type'ların savunması çok güçlü oluyor demek. Ama buna aldanmayın. Grass'la dual type olmayan Pokemon'lar çöp. Yani bu metada grass dual type'lar OP. Şöyle diyeyim. Grass'lar sadece normale zayıf.
Eğer normale güçlü bir type ile dual type olurlarsa herkesi tepedüz ederler.